Merhabalar, Geçiş Oyunu kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Haftanın altını çizdiğimiz konularını konuşmak üzere bu hafta Barış Arıkan ve Mehmet Ali Türkal'la birlikteyiz. Barış, nasılsın abi? Bir hafta aradan sonra tekrar geldin aramıza. İyiyim, sağ olun. Güzel bir dönem geçiriyoruz spor adına. Sürekli her gün maç var. Formula 1 hareketleniyor. Euroleague'de Formula 1 İstanbul'a geliyor mu Barış? Ben sene başından beri geleceğini söylüyorum. Gelir yani, mutlaka gelir bence. O sprint yarışları nedir? Ya sprint yarışları işte cumartesi gününe heyecan katmaya çalışıyorlar. Yani çok gerek yok aslında bu sene. Çünkü zaten Red Bull'la Mercedes çok yakın. Arkada 4-5 takım çok yakın. Yani zaten her türlü heyecan olacak da cumartesi günleri de öyle yapıp daha izlenebilir bir hale getirelim diyor. Ya sıralama turları ben kendim bildim bileli uğraşıyorlar. Orayı hareketlendirmek için pazar günkü yarışlar. Yani bilmiyorum, denerler. Diğer serilerde falan uygulanıyor. Ya biraz Amerikalı bu tip şeylerde daha giriş, eskiden daha muhafaza. Yeter kardeşim, artık Amerikalılar uzak dursun. Değiştirme çabası. Nedir arkadaş bu? Mali, sen nasıl yapıyorsun? İyi yaptıkları şeyler de oldu. Netflix falan bayağı ilgiyi arttırdı. Sosyal medya hesabı çok kötüydü Formula 1'in. Onu falan geliştirdiler. Videolar, şunlar bunlar. İçerik daha iyi. O tip şeyler iyi de. Biraz fazla, mesela Amerika'da iki yarış olacakmış seneye. İşte Arabistan'a falan gidiyorlar para var diye. Bilmiyorum. Çok aşırı memnun değilim açıkçası ama bir şekilde Formula 1 dünyanın en önemli motor spor organizasyonu. Bu sene de iki takım birbirine yakın. Verstappen Hamilton için bile sprint de yapsalar, koşu yarışı da yapsalar, karting de yapsalar izlerim ben yani. Bakalım, ben de izliyorum artık, bu sene geri döndüm 10 yıl aradan sonra. Eskiden şey hatırlıyorum, gruba yazıyordun, startı izleyip kapatıyordun değil mi? Yani 10 yıl önce falan çok ciddi izliyordum, hiç kaçırmıyordum da. Bayağı bir ara verdik. Şimdi tekrar izlemeye başladık. Bakalım. Mustafa, iyiyim bu arada. Sorun arada kaynamasın. Biz de hayat mücadelesi içerisinde devam ediyoruz. Bir yandan yayın yapıyoruz, bir yandan iş güç, bir yandan öyle spor organizasyonlarını takip ediyoruz falan işte. Tam kapanma seni etkiledi mi? Abi, beni etkilemiyor ya. Ben memnunum hayatımdan. Ben evde mutluyum. Daha önce yani işe gitmeyeceksin herhalde değil mi sen? Konuşmuştuk. Yok, gitmiyordum zaten bu ara. Yine evdeydim. Evde olmaya devam edeceğim. Geçen hafta önce ben mutluyum evde olmaktan. Bayağı da. Ya evdeyken de yoğun oluyoruz canım, onda sıkıntı yok. Ama ofise gitmemek benim için avantaj tabii ki. Yaka değiştirmemek, evden çalışmak çok büyük avantaj. Ben mutluyum ya. Bakalım. Valla ben tekrar eski bunalımlı günlerime geri döndüm ama uzaktan eğitime geçtiğimizden beri. Şu tam kapanmayla birlikte umarım tekrar sayılarda bayağı bir azalma yaşanır da normal hayatımıza ufak ufak ya, başlarız. Hafta sonu açık havada, parkta, bahçede arkadaşlarımızla falan oturalım biraz ya. Yani. İşte o seviyeye geliriz umarım bu kapanmadan sonra. Bayramdan sonra geliriz ya. İşte şu, bu sürede aşılanma olayı da biraz sıkı tutulursa tüm umudumuz o. Aşı bize gelmez de neyse. Ona son kapanmamız var. Olur işte. Ben aşılandım kardeşim, ben hiçbir şey yok. Aa. Hasta olduğu için. Hasta olduğun için, evet, birden şaşırdım. Neyse. Doğal aşı. Haftanın altını çizdiğimiz konularına gelelim. Dün akşam acayip bir maç oynandı. Başrolünde de Burak Yılmaz vardı. Lyon karşısında 2-0 geriye düştü. Sonra maçı 3-2 çevirmeyi başardı. Burak 2 gol attı, bir de asist yaptı. 2-1 ve 3-2 yapan golleri attı Burak. Çok acayip bir frikik golü attı. Bir de galibiyeti getiren golü attı ki orada da acayip bir bitiriş. Asisti de Yusuf yaptı orada. Yani asist sayılır mı o bilmiyorum ama. Bence sayılır, o topu indirebilmesi önemli orada. Tabii yani... tabii muhakkak, orada da bir ufak bir kafa darbesiyle Burak'a gönderdi topu. Yani Zeki gittiğinden beri tabii ki yakın markajımızdaydı ama Yusuf sonrasında Burak'la birlikte bu sezon zaten şampiyonluğa da oynuyorlar. Lille çok yakın takibimizde. Ve dün akşamki maçla birlikte de Burak artık ağırlığını da iyice takıma ve lige koymuş oldu. Herkesi adından konuşturmaya tekrar başlamış oldu. Aslında son bir önceki maçta eleştirilen hedefindeydi. Lille'de biraz sallantıda gibiydi. Burak da eleştiriliyordu. Hem Burak yaşından hem giriş itibariyle. Böyle durumlardan tekrardan beslenmeyi biliyor ya. Aynen öyle, tekrardan yani resmen damga vurdu. Hani Fenerbahçe maçı vardı. Ondan sonra geçtik maça. Lille'in bir iptal olan golü oldu. Sonrasında 2-0'a geldi maç. 2-0'a geldiğinde ama ben izlerken nedense bende bir Lille'in çevireceği hissiyatı vardı. Frikik'te de Burak topun başına geçti. Sivasspor Beşiktaş maçı vardı, hatırlarsın Mustafa. Böyle Burak yine son dakikalarda suratına zoom yapmıştı kamera. Sadece gözlerinde. Aynı o görüntüyü gördüm ve ben gol olacağını anladım. O kıvılcımı çaktı değil mi gözlerde? O zoom gelince golü anladım. Ya belli Burak maçı çok istiyordu. Yani asisti dışında da maç içinde 2-3 tane kilit pası var, atamadılar.
Jonathan David'le Bamba'nın şutları yumuşak kaldı. Orada da çok iyi servislerini yapmıştı. İnanmıştı Burak ve hani ekip artık kral demeye başladı. Tüm Fransa kral diyor. Türkçe bir kelimeyi kullanmaya başladılar. Bizim açımızdan sevindirici. Hatta o kadar benzediler ki maç sonunda Galti'ye Yılmaz Vural taklası attı. Bilmiyorum gördünüz mü? En son maç bittikten sonra bildiğin taklayı attı yani. Bakalım son 4 maç artık inşallah hedefe ulaşırlar. Zaten şeyler o Türk sosyal medyadaki etkileşime bayıldıkları için böyle durumları çok iyi kullanıyorlar. Ama ekibin falan bence ihtiyacı yok. Gazeteye kral yazmışlar çünkü. Yani etkileşimden ziyade artık kabul etmişler o ifadeyi. Ben Burak için ufak bir iki şey söylemek istiyorum açıkçası. Kişilik olarak hani herkesin malumu sebeplerden sevmediğim bir karakter Burak aslında. Ancak sporculuğuna hayranım. Müthiş bir hırs, gelişme arzusu. Onu 35 yaşında hala gelişiyor. Evet işte onu bu yaşında bile uluslararası kalitede bir futbolcu olmasını, bu seviyede futbol oynamasını sağlıyor bunlar. Ayağında topu çok fazla tutup yanlış pas tercihleri yapan, çok yanlış şut tercihleri olan, bir dönem offside kullanmayan. Offside yani. Evet yani bir futbolcudan 25-26 yaşından sonra geçirdiği müthiş bir değişim, hiç durmayan bir gelişme. Yani şimdi serbest vuruş kullanan, sağ sol iki ayağıyla da gol atan, ne bileyim hava hakimiyeti olan, işte son zamanlarda işte Lille'de görüyoruz. İyice gözümüze sokmaya başladı. Böyle takım arkadaşlarına servis yapan, onları da oyun kuruculuk rolünde. Aynen öyle yani. Evet, daha yani çok böyle derine bir gelerek dönüştü. Beşiktaş'a ikinci gelişinde bunu göstermişti aslında. Derine gelerek servis yapıyordu. Çok farklı bir oyun oynuyordu. Evet. Orada da devam ediyor. Milli takımın da zaten şu an değişilmezi. Ben şunu söylemek istiyorum. Bence Burak'taki en büyük fark, ben Galatasaray'da oynadığı zaman, ayrıldığı zaman çok sevmiştim. Hiç sevdiğim bir oyuncu değildi. Çünkü ben Galatasaray maç yaptığı zaman maçı kazanmak için değil de Burak'a gol attırmak için oynuyormuş gibi hissediyordum. Tek amacı gol atmak olan, pas vermeyen, takıma düşünmeyen, işte garip garip faul almaya çalışıp milletin kafasına dirsek atıp faul yapan yanlışlıkla falan. Böyle bir oyuncuydu. Yani Jonathan David'e falan attırdığı gol inanılmaz yani. Burak'ın 5 sene önce yapmadığı bir şeydi. Orada vururdu yani. Evet. Ama burada pas arıyor. Jonathan David'e attırmaya çalışıyor. Çünkü Lille'in stratejisi de şu işte, Osimhen'i sattı Napoli'ye dünyanın parasına. Onun yerine Jonathan David'i aldı yatırım olarak. Bir yandan da uygun fiyatla Burak'ı yakalayınca tecrübeli bir golcü, geçiş dönemini hafif geçirmek için, garantiye almak için düşük bir maliyetle onu da bağlamış oldu. Şu an ikisini birlikte kullanıyor ve Burak da rolünün ne olduğunu biliyor. Genç oyunculardan kurulu bir takım. O takıma hem abilik ediyor, hem ikinci baharı mı, üçüncü baharı mı artık onu yaşıyor. Çok fazla baharı var Burak'ın. Evet, gidiyor geliyor Burak sürekli ya. Yani saygıdeğer bir performans. Yani fiziğinin hala bu durumda olması, hep işte şey diyoruz, Ronaldo şu yaşına geldi, şöyle böyle diyoruz. Aynı yaşta Burak'la. Burak da yani kariyerinin en zinde döneminde. Hatta Ronaldo da güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Burak en zinde dönemini yaşıyor. Ya tabii ki Ronaldo gibi demiyorum fiziği de, yani kıyas açısından yani söylüyorum. Profesyonel yaşantısının üst düzey olduğunu söyleyebiliriz. Evet evet, zaten hayran olduğum kısmı o. Yani karakteri, kişiliği dışında müthiş bir sporcu. Şunu da yapabilirdi bir de, yani Lille'e gitmek de iyi bir vizyon. Yani daha çok para kazanabileceği bir yere de gidebilirdi. Lille para için gitmediği kesin. Bak orada şu yani, an geçen sene bu zamanlar hep konuşuyoruz. Geçenlerde de çok üzerine konuştuk bu sportif direktörlük üzerine. Lille'in sportif direktörü Luis Campos geçen sene bu zamanlar işte aşağı yukarı 10-15 gün İstanbul'da kaldı Burak'ı ikna etmek için. O da işe yaramış yani. Sadece bu Burak'ın kendi başına verdiği bir karar değil muhakkak. Etkili olmuş Luis Campos üzerinde. Yani ya takıma Burak'a faydalı olacağını düşünmüşler gerçekten. Monte etmişler takıma ve hayal ettiklerini yapıyorlar. 35 yaşındaki güzel bir takım yapıyorlar bunu. Helal olsun, inşallah bizim kulüplere de örnek olur. Güzel bir takım. Lille bir de değişik bir takım. Yani Paris'i gitti, deplasmanda yendi. İşte şimdi Lyon'u yendi. Ama daha böyle orta sıradaki, aşağı sıradaki takımlara puan kaybediyor. 3 maç kaldı dün. Yani fikstürlere de baktım biraz. Bir Lens maçı var zor. Onun dışında 9 puanla bitirirlerse son 3 maçı, ki olası 4 maç var. Kampiyon olacaklar. Yani en son Hazar'la falan olmuşlardı. 10 sene çok güzel olur. Çok... 2011'den sonra 10 senedir. Evet, 10 senede bir oluyorlar şu an. Şunu da ekleyip Burak faslını kapatalım bence.
37 yaşındaki Tony Cascarino'dan sonra Lig 1'de bir sezonda 10 gol barajını aşan ikinci en yaşlı futbolcu oldu Burak. Hani bu da önemli bir veri onun başardığı üzerine. Dediğiniz gibi umarım Lille de sezonu şampiyonlukla kaparsa hem sadece Burak değil Yusuf ve Zeki adına ve bizim için de Avrupa şampiyonası öncesi müthiş bir moral olmuş olacak. Yani yıllar önce Nihat Sociedad'da çok zorlamıştı. Evet. Olamamıştı. İnşallah Burak, Zeki ve Yusuf bunu başarır. Umarım. Biz de son 4 hafta yakından takip ediyor olacağız. Bir bu arada şuna da değinmek istiyorum. Monaco da çok güzel takım. Yani çok iyi bir çıkış yakaladılar. Biraz geç kaldılar. 1-2 maç önce başlasalar belki. Onlar da şampiyon olabilirdi. Fransa Ligi hiç olmadığı kadar keyifli. İtalya da öyle. Almanya bir tek bildiğimiz gibi. Yani bu üçü hep Juventus, Paris, İtalya'da da keyif yok ki ya Inter dışında. Ama alt yani bir şampiyon değişti. Üsttekiler birbirlerine 6-7 takım birbirine. Inter birazcık sıyrıldı tabii ki şampiyon oldu da. Yine bir çekişme var. Juventus aşağı düştü. Yani keyifli bir lig oldu bu sene İtalya Ligi'de. Hani o üçünü söyleyebilirim. Yine Bayern Münih bunu bozdu tabii de. Onun dışında güzel geçiyor bence. Evet, oradan diğer altını çizdiğimiz konuya geçelim. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi geçtiğimiz günlerde bir rapor yayınladı. Futbol maçlarının akışkanlığı üzerine olan işte raporda Süper Lig'de birkaç veriyle ön plana çıktı. Biz de onun üzerine... Çakır bu konuyu hiç beğenmedi bence. Onun üzerine bir konuşalım. Şimdi merkez 1 Temmuz 2019'dan 3 Mart 2021'e kadar Avrupa'nın 37 ligini inceleme altına almış. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi de dahil buna. İşte araştırmanın sonuçlarında çarpıcı veriler var. Bunlardan ilki belki de en önemlisi faul sonrası oyunun başlayana kadar geçen süre, faulden hemen sonra, düdükten hemen sonra oyun başlayana kadar geçen süre. Süper Lig bu alanda 35.1 saniyeyle birinci sırada. Düdükten sonra düdüğün gösterilmesi, adımlanma, köpük, barajı geriye ettirme, istiklal. Yok daha güzeli çabuk oynamaya çalışan bir takım olduğu zaman da hakem şey der, düdüğünü çalar, sakin der, bir adım geriden der ya da sakin bir daha başla der. Hani çünkü çabuk başlayıp gol falan atar sonra yani nasıl açıklar? Bana sorsam ben daha çok söylerdim. Yine mantıklı bir sayı çıkmış. Tabii ki en yüksek ortalama ama bence bunun çok çok üzerine çıkıldığı maçlar vardır. Bu ortalama bir sayı. Şimdi bu tabii maç süresini de etkiliyor. Yani toplam maç süresinde ise 1 saat 39 dakika ile yine Süper Lig birinci sırada. Bu da tamamen VAR kullanımından kaynaklı bence. Yani biz bir pozisyonu 5 dakika falan inceliyoruz. Yani maçlar 10 dakikadan aşağı uzamıyor. Ya bizde tartışma falan da oluyor. Evet, i̇şte operatörler çizdi. VAR değil sadece falan. Yani. Şey akla geliyor tabii hani maç başına faul oranları da Süper Lig'de biz fazla bekleriz ama orada tahmin edilenin aksine çok da kötü bir yerde değiliz aslında. 21. sırada Süper Lig. Ama işte takımlarımız ve oyuncularımız maalesef o olanı en iyi şekilde değerlendiriyor. Onu görüyoruz. Bir de dediğiniz gibi tabii VAR'ın da etkisi var. Yani hakemler hep bu konuda tartışılır. İşte hakemlerin payı olduğu üzerine muhakkak en büyük paylardan biri hakemler ama burada sanki futbolcuların da ya da teknik adamların da onlara bu talimatları veren teknik adamların da bu istatistikler üzerinde etkisi olduğunu görülüyor sanki. Tabii ki canım yani bir şey olsa da yere yatsam diye bekleyen bir sürü futbolcu var. Şu da var. Şimdi yeni moda da şu. Diye suratını tutup yatan. Eli yüzüne şöyle bir hafif sürtüyor. Ah diye bir bağırıp hem kart hem fark. Zaten o şu an hani maçlar seyircisiz olduğu için bağırma çok moda oldu. Böyle inanılmaz sesler çıkartıp bir yerde yuvarlanıyorlar. Sonra bir bakıyoruz. Ben diyorum ki kesin kırmızı yarım galiba. Değmemiş bile yani. Çok pozisyon oluyor böyle. Her maç en az 1-2 tane pozisyon var. Ya bunların da cezalandırılması lazım bence. VAR devredeyken. Bizde bunu hiç beceremiyorlar. Bizde şey bir ara da şu vardı. Oyuncuyu yaka paça yere indiriyorlardı. Böyle sinirle kart yok mu hoca diyordu. Sarı kart mesela bu. Hani ikinci sarı da olur, ilk sarı da olur görüyordu. Ama mesela atağa kes, onu da korkup vermiyorlardı. Şimdi de yine aynısı. Yani böyle atağa kes, yaka paça indir, ona ki vermiyor. Yani ikinci sarıysa hiç vermiyor. İlk sarıda da muhtemelen vermiyor. Ama böyle elin bir yüzüne sürtsün, anında sarı kart veriyorlar. Çünkü öyle emir gelmiş yani MHK'den. Ama artık gelmemiş galiba yani esnetmişler onu. Çünkü sezon başında işte Falcao görmüştü. Yani. Hatırlarsın Larin görmüştü. Falcao iki tane gördü bir de. Larin de Fenerbahçe deplasmanında görmüştü benzer şekilde Falcao gibi. Ama artık bunlara ikinci sarı çıkmıyor. Son Kayseri maçında da var. Benzer örnekler de var. Biraz esnemişler ama yani lig oynanırken kural değiştiriyorlar.
değişik yani. Biz dediğin gibi ben, o şeyi oturtamıyoruz. Bir de bunu açıklamıyorlar. Bu şeffaf bir şekilde olmuyor. Ya bir de şunu demek istiyorum asıl konuyla ilgili. Yani ülkedeki düzen futbolu çabuk oynayayım, pozisyona gireyim, hücum eden takıma yardımcı olalım ya da en azından köstek olmayalım üzerine değil. Yani şey, oyunu ben keseyim hakem olarak, oynanmasa şimdi çabuk oynatırım, gol olur. Bir de şu, bence fizik olarak çok kötü hakemlerimiz şey yapamıyorlar. Maç çok hızlı olduğunda da kontrolü kaybettiklerini hissediyorlar. Çünkü hatırlarsınız, Bülent Yıldırım'la Fırat Aydınuslu galiba Türkiye'de derbi yönetirken 7-8 sene önce UEFA'nın testini geçemedikleri için FIFA'nın testini geçemedikleri için kokartları alınmıştı elleri. Pek çok hakem de böyle yani şey, oyun dursun bol bol, ben daha az koşarak idare edeyim. Daha pozisyon elimden kaçmasın, öyle şey olmasın. Bir kere işte Halil Umut Meler biraz oynattı Trabzon Beşiktaş maçında. Olay oldu, hayran kaldık. Çok güzel maç oldu. Ama işte o evet, sonra düzeni ayak uyduruyorlar diğerleri. Ya, Türkiye'deki benim en rahatsız olduğum konu da savunma oyuncularına kolay verilen fauller. Yani taç çizgisinde mesela bir pozisyon oluyor. Hücum oyuncusu değmediği halde savunma oyuncusu 3 takla atıyor. Zat düdük. Yani orada her maç 10 tane. Işte. Orada çünkü mesela şöyle düşünüyor. Şimdi çalmamak çok iddialı bir şey. Çalmazsa orada 2 pasla gol atarlarsa ortalık birbirine girer. Diyor ki ben faul çalayım. En kötü faulü yanlış çalmış oluyor. En çok rahatsız eden düdükler onlar. O taç çizgisi kenarlarındaki kolay savunmaya verilen fauller. Benim de her kornerden sonra faulle durdurulması. Top havadayken. Kaleciye değsin değmesin aynı faul veriyor. 3 korner. Aynı mantık. Biri gol olur. Duruyor yani. Orada şey diye korkuyor. Şimdi gol olur bu yani. O zaman ben skora etki eden bir hata yapmış olurum. Ama şey olursa mesela top havadayken ben düdüğümü çalarsam kaleciye faul diye. Yani bir faul, bir yanlış bir faul çalmış olurum. Sadece kaleciye yardımcı hakem yani, var abi. Sadece kaleciye değil, defansa ya da bir defansın forvete şarjı hemen düdük. Serdar Aziz zaten, Serdar Aziz'in kafa topuna çıkışını biliyorsun. Zaten çıkarken savrulmaya başlıyor yani, yamuk yumuk çıkıyor. Her pozisyonda faul. Galatasaray-Fenerbahçe maçında da oldu, bir sürü maçta da oldu. İki savunma oyuncusu da çarpışıyor kaleciye de. İki savunma oyuncusu çarpışıyor hemen düdük. Aman gol olmasın şimdi, ortalık karışmasın, ağzımızın tadı kaçmasın. Şeyin dediği gibi, Serdar Ali'nin dediği gibi. Ağzımızın tadı kaçmasın gibi bir hakemcilik var Türkiye'de. Bu maalesef şey oldu. Ayak uyduruyor zamanla. Şey diyorlar ya, Cüneyt Çakır çok iyi derbi idare eder. Niye? Sürekli düdük çalıp çünkü kesiyor yani. Beraberliğe bağlıyor maçı onun için. İşte bu bir sisteme dönüştü artık. Ve teknik adamlar ve futbolcular bunu kullanıyorlar. Çünkü biliyorlar ki bu düzen böyle. Oynamak yani, isteyenler zaten, bir şey yapamıyor ki. Hakem değil, hakemlik sorunu var burada. Yani hakemlerin bu durumda çok problemli olduğunu düşünmüyorum. Bir hakemlik problemi var. Bu problemi de bilen bütün futbolcular ve teknik adamlar bunu artık kullanıyorlar. Daha maçın 10. saniyesindeki taçta bile 5 futbolcu, 6 futbolcu birden hakemin üzerine koşup baskı kurmaya çalışıyorlar. Ve ondan sonra maç bir şekilde o hakemin sadece maçı idare etmesine dönüyor. Aman işte senin dediğin gibi tadımız kaçmasın tadında. Ufak bir şarj oyundur. Sakın hızlı başlama, aman dur. Herkes yerine yerleşsin, ondan sonra başlayalım. Zaten şu avantaj kuralı bir türlü şey olmadı. Yani bir türlü bunu kanıksayamadık. Ben böyle kollar havada öne doğru işte atağa devam ettiren hakem gördüğüm zaman gidip alnından öpesim geliyor. O kadar hep bunu söylüyorum yani, bazen oyun durmasın diye yalvarıyor olarak buluyorum kendimi yani maç izlerken. Bilmiyorum, bu sistem çok değişecek gibi durmuyor. Çünkü herkes bunu kullanıp bunun avantajını kullanmaya devam ediyor ligde. Bu arada yani sadece bütün lig tarafından kullanıyor. Bu büyük takımlar da kullanıyor. Herkes kullandığı için oyunu soğutma ya da rölantıya alma adına da bir avantaj sağlıyor takım. Bunu herkes kullanıyor. Çok kolay kolay değişecek gibi değil ama bilmiyorum, bakalım nereye kadar gidecek bu şekilde. Ya oynamak istedikleri zaman da müsaade edilmiyor hakem tarafından. Oynayan takıma destek hiç yok. Yani sen oyunu kestikten sonra 10 dakika uzatsan ne olur ki? Oyunun akışkanlığını kesiyorsun. Ya şu kadar basit aslında. Yani temasa izin vereceksin, hafif itiş kakışa izin vereceksin ama çelme takıp indiriyorsa, yaka paça indiriyorsa da en ağır şekilde cezalandıracaksın. Kartını her düşene kafaya müdahale yoksa durdurma oyunu yani, takım atak yapıyor. Biri kendine yere bakıyor, hakem gidip orada şey yapıyor. Yani kramp girmiş, hakem müdahale ediyor. Ya bırak abi. Şu var bir de, daha önce çok konuştuk, Barış senle de konuştuk, 2-3 hafta önce sadece ikimizin yaptığı bir kayıttaydı. Oyun süresinin artık yeni nesil için çok uzun olduğu ve işte bir maçı baştan sona kadar izlemeyecekleri üzerine konuşmuştuk. Florentino Perez de buna dikkat. Yani şimdi ya Perez deme, geçen hafta konuştunuz, biliyorum konuyu.
Perez deme. Haftanın kaybedeni. Süper Ligi muhabbetinde de işte Perez'in bu açıklamaları çok konuşuldu. Yani şu var, biz bu konuda en kötülerden biriyiz o zaman. Yani bir buçuk saatten daha uzun maç süremiz var. Avrupa'nın 37 liginden en fazla maç süresi olan ligiz. Kime izleteceksin abi? Zaten biz hastalıklı bireyler olduğumuz için kendi takımımızın maçlarını izliyoruz sonuna kadar ama bazen yeri geliyor diğer takımın maçlarına katlanamıyoruz yani. Yani Kayseri Spor, Erzurum Spor maçını o iki şehrin vatandaşı bile izlemek istemez bence. Zannetmiyorum yani şu an. Ben izliyorum ya. Ben Malatya Spor maçlarını cumartesi izliyorum. Pazar bir buçuk maçlarını ben çok seviyorum. Ya siz zaten iki ayrı bir örneksiniz abi. Sizin için demiyorum. Biz kadro mühendisiyiz. Biz sayılmayız. Tabii canım, kadro mühendisi olarak sizin zaten izlemeniz gerekiyor da. Yani bilmiyorum, Erzurumlu 13 yaşında bir çocuk hafta sonu 1.30'da. Ben zannetmiyorum Kayseri Spor maçını oturup izlemez ya. Ya yani şöyle diyeyim sana ya. Malatya'dan örnek vereyim. Takip ediyordur abi. Malatya'dan örnek vereyim. İşte geçen sezon maça gitmiştim ben. Ki Malatya Spor'un çok iyi gittiği dönem Sergen vardı takımın başında, Avrupa Kupası'ndan yeni elenmişti. Yani Malatya'daki bir genç için, ya korona falan yok tabii, Malatya'daki bir genç için yapılabilecek en iyi şey, düşündüm ya ben Malatya'da yaşasam kesin bir maraton tribünden bir kombin alıp maçlara gitmek. Yani çok keyifli. Galatasaray'da, Fener'de, Beşiktaş'ta gidip. Stat boş ya, bomboş. Ve bilet ya fiyatı gerçekten yok gibi bir şey. 10 lira falan bilet fiyatı. Bilet yani. Orada 1 lira olsa bile yani sen o organizasyonu sağlamadıktan sonra kimse gitmez ki. Yani oraya bir cazibe merkezi haline getirebilirsin. Çok zor şeyler değil bunlar. Yani zor şeyler değil yani. En üst düzey izlenirlikleri en yüksek olan 15 takımı bile bu endişeyi yaşıyorken biz Süper Lig'de hiç bu umurumuzda değil. Oyunun izlenilebilirliği, heyecanı, akışkanlığı üzerine hiç konuşmuyoruz, tartışmıyoruz. Yani tribün kültürüne yeri geliyor çok sallıyoruz böyle hani o tribünün agresif tavrını ama futbolu şu anda götüren tribüncüler yani. Tribüncüler devamlı maçlara giden kesin. Malatya'da da. Rantçılar. Yani rant diyorsun ama yine de onların peşinde giden gençler varsa. Yazık o gençlere de. Kendileri gitsinler. Maça gitmiş oluyorlar. Ya onun dışında yani Malatya'nın zaten o organizasyonu sağlaması lazım dediğin gibi yani Malatya'daki gençleri sen o tribüne çekeceksin ya orayı bir cazibe haline getireceksin. İlgisini çekmiyor gencin yani biraz parası olan. Çekebilir yani. Bu, yani çok farklı yani, kafalar ya bunu çok konuştuk. Adam alıyor kendisi evinde PlayStation oynuyor ya da işte şeyleri oynayanları izliyor yani kafalar çok değişik. Yani 90 dakika maç izlemek oyun duruyor tekrar başlıyor. Onların dikkatini çok dağıtıyor. NBA gibi olursa biraz daha iyi. Sürekli sayı oluyor falan. Mesela ben Avrupa basketbolunu da sevmiyorlar fazla. Ki ben Avrupa basketbolunu tercih ediyorum biliyorsunuz. Çünkü böyle daha mücadele, daha teknik işte daha böyle bir karşılıklı bir koçların mücadelesi var. Hem NBA'deki gibi sayı oluyor. Tekrar sayı oluyor. Oyun durmuyor. Durduğunda da videolar giriyor işte ya da salona gidenler de Amerika'daki o yaş grubundakiler eğlenceler oluyor falan. Neyse çok uzun bu konu ya. Türkiye futbolunu kurtaramayız yani. Kurtaramayız ama bunun üzerine daha fazla konuşulması, bir farkındalık yaratılması gerekiyor. Süleyman Hurman'ın röportajında Mustafa sen de bahsetmiştin. Orada bu yapının tamamen yıkılması gerektiğini söylüyor. Mevcut şekilde düzeltilemeyeceğini. Yani Süleyman Hurman da çok güzel konuşuyor da bu yapının ben kendimi bildim bileli en önemli parçalarından birisi. Aynen öyle. Bu değirmene su taşıyan en önemli isimlerden yani bir tanesi. Ya tabii ki önemli ve hani söylenmesi gereken şeyler söylüyor ama bir taraftan da bunu değiştirmek üzerine çok da bir argümanı yok. Sadece ya, böyle çok da itiraz etmeyin. Mustafa transfer için konuşuyor mesela. Transferi şöyle aldık böyle aldık diyor. Mesela Lens'i niye alıyor? Jimmy Durmaz'ı niye alıyor? Yani ya şu var diyor paramız yok bonservise elinde oyuncu almaya çalışıyoruz diyor. Çok yanlış. Parası yok diye Bertolacci'yi alıyor. Parası yok diye Borini'yi alıyor. Ya niye Endi abi bak ne güzel çıkarmışsın oynuyor çatır çatır. Satmaya kalksan 2 milyon euro 3 milyon euro belki sana gelir getirecek. Takımın da en iyi oyuncusu. Sabo'yu çıkarmıştın. Sabo da gayet iyiydi. Bir anda kapının önüne koydun. Niye yapıyorsun böyle şey? Abi takdir ettiğim şey de var mesela. Alanya Spor'un başarısının en önemli mimarı diyordum. Gitti şeyi getirdi. Onu getirdi. Francesco Farioli'yi getirdi. Umarım sabreder. O konudaki açıklamalarını evet takdir ettim. Yani biz uluslararası bir kulüp olmak istiyoruz. Bunun için de uluslararası bir hocaya ihtiyacımız var. Uluslararası çöpleri değil de biraz daha yeşermesi muhtemel ama şeylere yatırıyor. Farioli zaten bunu gösterdi bize. Galatasaray deplasmanında çat diye Efe'yi koydu ve Regista'yı Efe oynadı yani ve sırıtmadı.
Galatasaray Karagümrük maçında. E işte ama öyle bir kadro kurulmuş ki sol açıkta Jermaine'le, sağ açıkta Jimmy Durmaz'la çıkmak zorunda kaldı yani. Son diyor ya, biz işte şey yapamıyoruz, şöyle oyuncu. Ya sen niye yaparsın yani? İstanbul Spor var alt ligde, senin %1'in bütçenle belki Süper Lig'e çıkacak şimdi. Hiç tanımadığın, bilmediğin oyuncularla sistem kurmuş. Geri Altın Ordu TL yabancı da kullanmıyor, genç çocuklarla. Gümbür gümbür geliyor, yapabilirsiniz. Türkiye'de o kadar kötü bir düzen var ki, paraları o kadar kötü harcıyorlar ki, biraz akılcı davransan. Zaten Hatay Spor işte savunma oyuncularını kötü almış ama iyi bir hoca bulmuş. Hücum oyuncuları iyi, orta saha oyuncuları iyi. İyi bir düzeni var. Beşinci yani. Hemen oluyorsun. Çıktın ya, sene. Bir de şu var. Senin Biglia'ya ya da saydığın diğer deminki oyunculara verdiğin... 750 vermiş Biglia'ya. Yıllık ücrete dediğin gibi çok farklı futbolcular da getirip burada parlatabilirsin. Biglia'yı övdüğü konuyu hatırlıyorsun değil mi Mustafa? Evet. Sözleşmeye hiç bakmamış, imzalamış. Falan. Bakmasına gerek yok çünkü yani. Bunu bir övgü olarak söyledi. Bu oyuncuya güvenirim ben diyor. Kim bilir ne teminatlar verdin. Bu arada şey iyi. Uygun bir fiyatı olursa mesela şey yapmak mantıklı. Ben hep onu diyorum. İşte Burak Yılmaz gibi. Bilya'yı alırsın. Yanına da genç çocuklar. Arkasına, yanına Efe Tatlı'yı koyarsın. Efe Tatlı'ya çok şey katar o. Oyun olarak da sen Bilya'nın kalitesinden, tecrübesinden faydalanırsın. Onun yerine de Efe'yi koşturursun. Ve zaten Efe direkt bu arada, Bilya'yı oynuyor yani. Bunu söyleyerek Biglia'yı ya da oyununu küçümsemiyorum. Tabii canım, büyük bir hamle. Sadece hani bunları söyleyerek bunları değiştirme üzerine de yıllardır hiçbir argümanı olmayan ya da bu iş böyle çok da karıştırmayın, biz bu düzenle devam edeceğiz aslında alt metnini verdiği için bunu söylüyorum. Sahip düzeninden bahsediyor ama ondan sonra da bu UEFA Süper Ligi ile bu sahiplik düzeni çatırdadı. Orada da biraz sınıfta kaldı Süleyman'ın o. Buradan yine bu hafta Süper Lig üzerine gidiyoruz hep. Abdülkadir Parmak'a geçelim. Abdülkadir Parmak kadro dışı bırakıldı Trabzonspor'da. Takımın çok doğru bir karar. Kendisi yetiştirdiği, kendi öz kaynağından çıkan önemli futbolculardan bir tanesi. Galatasaray maçına sonradan girmeyi reddedip bir problem çıkarmıştı. Onun üzerine de kadro dışı bırakıldı. Son dönemde benim aklıma Medel geldi galiba. İlk geldiği sezon. Ha, ya ben bunu anlamıyorum ya. Sana Kasımpaşa'ya maaşını içinde sokmak istediğinde girmemişti galiba. Ondan sonra sana çok çalışıp formayı almıştı ama Medel'in farkı orada ortaya çıkmıştı. Abdülkadir Parmak Trabzonspor özelinde bu kaprisi yapacak gücü nereden buluyor? Ben merak ediyorum. Ya işte gazlıyorlar muhtemelen, camianın evladı şöyle 61 numara falan. Ama yani ben kendimden örnek vereyim. İşe gittiğim zaman ben her zaman çok önemli vasıflı işler değil. Bana ne uygun görülüyorsa onu yapayım. Beğenmezsem ayrılırım zaten. Ama bana bir iş verdiklerinde ya şeyi falan geçiyorum. Hani kişisel bir münasebet vardır Abdullah Avcı ile aralarında. Abdullah Avcı kıllığına yapıyordur. O zaman bile sesini çıkarmaması lazım. Biraz anlayabilirim ama sana ihtiyacı vardır son dakika ki takım gol yedi. Orta sahayı güçlendirmek için alır seni. Sen de görevini yaparsın. Beğenirse bir sonraki maç yarım saat oynatır belki. Ya da Abdullah Avcı seni az oynatır, yanlış bir karar verir. İleride kovulur, başka hoca gelir, oynatır seni. Ki oynuyorsun da ya senin bir şey demeye hakkın yok. Sana ne uygun görürse, ben şeyde de değilim. Messi de olsan önemli değil. Yani hoca tabii ki insan yönetimi, doğru kararı vermesi lazım ama oyuncunun böyle bir hakkı yok. Ne deniyorsa yapacak. Elinden geleni yapması lazım. Sana o gün 1 dakika ihtiyaç olur. Öbür gün 40 dakika ihtiyaç olur. 90 dakika ihtiyaç olur. Hiç belli olmaz o iş. Sen evet, hazır tutacaksın. Camianın çocuğu olarak Berkay'dan sonra 2. 3. plana düşmesi herhalde onu biraz incitti. Neyi diyorsun? Berat. Berat'ı mı diyorsun? Pardon ya Berat. Çok özür dilerim. Berkay'dan ya olabilir de. Bambaşka olabilir. Yerlere gittim ben de. Evet evet kafa gitti benim. Olabilir de yani şey diyorlar Abdülkadir Parmak'a mesela Beşiktaş'ta falan adı geçiyordu. Hala geçiyor galiba. Ya sen iyi oyun oyna. Mesela Berat senden iyidir. Berat Avrupa yapacak muhtemelen. Böyle devam ederse. Şey sen de mesela Beşiktaş'a gidersin. Galatasaray'a gidersin. Fenerbahçe'ye gidersin. Orada oynarsın. Ya bu arada olayda farklı bir durum da var. Ben yine takip ettim. Yönetimin bu kararında Abdullah Avcı'yı çok desteklemediği söyleniyor ve bu kararından dolayı gelecek sene için Abdullah Avcı ismiyle çalışmama ihtimali olduğu da konuşuluyor. Ya zaten sabıkası var Ağaoğlu'nun. Şey takım iyi giderken hoca değiştirme sabıkası var. Yani çok iyi top oynamıyor. Çok beğenmiyorum Trabzonspor'u ama çok kötü durumdan aldı. Çok iyi yani bir düzen kurdu, bir şey yaptı. Benim sevdiğim bir hoca değil Abdullah Avcı ama bir orada bir düzen kurdu. Şansı hak ediyor. Trabzonspor'u bu sene küllerinden doğurdu yani bitmişti takım. Evet. Ve şu var, şu an mesela takımda bir sorun şuydu. Her hafta birileri oynuyordu. Deneme tahtası gibi olmuş. Şu an mesela Trabzonspor'dan bir 11 sayarsın. Dersin ki ya mesela bir santrfor olsa bu takım iyi olur dersin. Ya da ne bileyim işte bir sağ bek alınabilir dersin. Örnek veriyorum yani bir düzeni oturttu. 2-3 takviyeyle seneye iddialı bir takım olabilir.
Ha, ya da öyle olmaz. Mesela oyuncu satar, para kazanır. Öyle şeyler de yapabilir. Yani onun için hoca kesinlikle şans hak ediyor. Böyle şeylerde de o şeyi çok yapıyor. Camianın evladı şöyle böyle. Öyle değilsen o düzeni korumazsan asıl Abdülkadir Parmak o hareketi yaptıktan sonra sen kadro dışı bırakmazsan o takımda bir o düzen, huzur, hiçbir şey kalmaz. Yapmak aynen zorundasın. Öyle. Camiayı temsil etmek ya da camiaya sahip çıkmak belki de böyle anlarda daha değerli ya da önemli olur. Uğurcan temsil ediyor yeterince. Çok güzel temsil ediyor Trabzonspor'u. Uğurcan varken hiç Abdülkadir Parmak topunu oynasın. Hiç temsiliyetine falan gerek. Var mı bu hafta için başka eklemek istediğiniz? Yok abi, ağzınıza sağlık. Beğenileri, yorumları unutmayalım. Paylaşalım videolarımızı. Bekliyoruz bundan sonraki. Bizi de bu dakikaya kadar dinleyen duysa, dinleyenlere de teşekkürler bu arada. Olduysa değil, çok olmuştur. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsine teşekkür. Ben toparlayamadım cümleyi. Haftanın altını çizdiğimiz konularını bu hafta Barış Arıkan ve Mehmet Ali Türkal'la birlikte konuştuk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.